Mert Bey, şarj sarkı videomuzda bilgisayarımızı çerezden temizleyeceğimizi de internetimize hangi geçmiş dosyalarını hangi dosyaya tutsun onu göstereceğim size. İlk başta internetimizi açıyoruz. Normalde Chrome yeni çıkan bir şeylerden biri. Şu anki en hızlı sistemlerden biri. Explorer'ın daha hızlı çalışıyor, daha hızlı bir akış sağlıyor. Şimdi ilk önce Chrome açıyoruz. Bu senin kendi sayfam. Abone olursanız sevinirim bu arada. Sağ köşede İngilizce anahtarı gibi simgeyi tıklıyoruz. Seçeneklerden ayarları tıklıyoruz. Gelişmiş ayarlar göster diyoruz. Gizlilik ayarlarında gördüğünüz gibi içerik aktar, terminal verilerini temizle. İçerik ayarlarını tıklıyorum. Burada web sitemde tutması gereken çerezler. Mesela ne diyeyim? Çerez demişim tutsun diye. Resimler tutsun ön belleğinde. Java, etiketler, konular, bilgisayarlar, fare simgeleri, konu içerikleri, mikrofon, kamera, otomatik indirmeler gibi şeyler. Şimdi burası ne işe yarıyor diye söyleyebilirsiniz. Burası benim internet geçmiş bir dosyalar mı? Belli krefer sunuyorum. Ben diyorum ki ben burada. Benim bilgisayarıma inen hiçbir resmi gösterme. Bunu kaydet, gösterme diyorum. Buraya geçiyorum. Eklenti yer. Yani bilgisayarıma tüm eklenti hiçbirisini gösterme. Ya da önerme diyorum. Yani açan reklam falan var ya, hepsiniz açan reklam falan var. Siteye giriyorsunuz, reklam açılıyor. Bunu diyeceğiniz zaman onları bilgisayarın ömeği tutmuyor. Yani boşa bilgisayarımın internet eksporunu kastırmıyor. Bilgiler, yani bana bilgileri önerme, vazgeçebilirsiniz. Fare simgesini önerme. Şimdi buradaki çoğu ayarımızı attıktan sonra burası şöyle. Temizleme ayarlarına geçtiğim an burada gördüğünüz gibi 3 ara şifrem var, ön belleğimi dosyalarım falan var. Eğer ben bunları buradan engellersem benden sonraki oturacak kişi internet geçmişimi aratsa bile benim orada istediğim kriterlerin dışına çıkamayacak. Yani istediğim dosyalarım erişemeyecek, göremeyecek. Ya da bir sefer işini tuttuktan sonra tekrar aynı seçeneklere gelip buradan tarama verilerini temizleyerek Son bir saat, son bir gün, geçen hafta, son bir en baştan temizleyebilirsiniz. Ya da bunun en kısa yolu, şurada hemen imza tanıtı yarat. Gelişmişe gelerek, gelişmiş tıklayarak buranın tüm verilerimi temizleyebilirim. Aynı şekilde burası temizlemesi her zaman önlüyorum. Çünkü emin yabancı kişi bir sonraki zaman şu şifreleri görebiliyor. Bunu bir dakika videoma göstereceğim. Google Chrome'daki kaç şifre nasıl göründüğünü, bunun için önlem almanız gerektiğini göstereceğim. Bu seferki videomda bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Her şey şimdiden kolay gelsin. Merhaba Şar. Tekrar bir yeni videomuzda Internet Explorer'da geçmiş simgeyi göstereceğim size. Geçmiş evden simgeyi, geçmiş bilgisayarımızın bir güvenlik açılır. Yani nasıl diyeyim, girmiş olduğumuz şifreler, pasportlar burada çok rahatlıkla ele geçirebilir. Başka yerden eline geçip tüm hesaplarımızı kapatabilirler. Google Explorer'dan geçmiş simgeyi ilk başta ayarlar kısmında internet seçenekleri ve internet seçenekten sonra genelde ayarlar. Şimdi ilk seçeneğimiz var. Biri sil, bir ayarlar. Ayarlar ne işe yarıyor? Onu açıklamasın ben size. Ayarlarda girilen tüm klasörleri otomatik olarak kaydet. Yani 250 MB kadar kaydet. Ama şu hiçbir zaman yaptığımda hiçbir zaman veri bir sonra kaydetme seçeneğidir. Ondan sonra sil tuşuna gelerek burada sık kullanımlar, geçmişler, indirilen dosyalar, forumlar, en önemlisi pasport. Şunu söyleyeyim, Google Chrome çıktıktan sonra Explorer'ı çok nadir kullanıyoruz artık. Ben de çok nadir kullanıcılardan biriyim. Bazen Chrome 5 yaparken Explorer'a bazen error kaçmam gerekiyor. Çıkarken unutuyorum şifrelerimi kayıt yapmayı unutmayı. Ve şifrelerim kaydoluyor. Başkası gelip sistemden dosyalarımı görebilir, çekebilir ve kullanabilir şifremi. O yüzden bir de neden silmeliyiz bunu açıklamasını yapayım. Bilgisayarımızın hızlanmasında işe yarıyor. Hızlı çalışmasında performansını etkiliyor yüzden sonra. Tümü seçerek buradan sil tuşuna basarak sistemimizi temizleyebiliriz. Ya da bilgisayarımızı rahatlatabiliriz. Explorer'ımızı rahatlatabiliriz. Simgeyi açtıktan sonra birkaç saniye sürüyor. Google Chrome gibi değil. Chrome gibi açtırma zaten. Gördüğünüz gibi geçmişsiniz. Şimdi bu videomuzda bu kadar.
Diğer bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olursa sevinirim. Şu anda 4 abonem var. Hedefim 1 milyon abone. Başka bir yorumda görüşmek üzere.